Spor Masası'na hoş geldiniz. Bursaspor biliyorsunuz yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdürüyor. Bu haftaki konuğumuz Yeşil Beyaz takımın milli oyuncularından Ertuğrul Ersoy. Ertuğrul'a Erkan Sağlık'la birlikte bu akşam yeni sezon hazırlıklarını soracağız. Yeni sezondan beklentilerini soracağız. Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar. Erkan sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi mi? İyi hazırlanıyor muyuz? Gerçi bizim gördüğümüz yerli oyuncuların fazlalığı biraz da böyle takım üzerinde etki oluşturmuş. Öncelikle tabii yerli oyuncular için hocamdan başlamak istiyorum. Bizim dilimizi anlayan, daha uygun bir şekilde, daha iyi bir iletişim kurabileceğimiz bir Türk teknik direktörle çalışmak tabii bizim için bir artı. Sezonu hocamızla başlamak, Türk bir hocayla başlamak yerli oyuncular için pozitif etkiler de yarattı. Birbirimizin kolaylıkla anlayabiliyoruz. Hocamızın istediği şeyleri anlayabiliyoruz. Bizden beklentilerini daha net bir şekilde ifade edebiliyor. Tabii bu camiayı da iyi bilen bir isim. Türk futbolunu da iyi bilen bir isim. Sanırım Türkiye'de en çok Süper Lig'de maça çıkan antrenör de kendisi. Hocamızın gelişiyle takımda bir sinerji yakalandı. Türk oyuncuların artık bu yıl için sanırım yapılan planlamada Türk ağırlıklı bir takım kurulması da düşünülüyor. İyi bir ortamımız oldu. Kampımız da iyi geçiyor. Maçlarda skorları aldık ama sanırım tatmin eden bir futbol oynamamıştık. Umarım onu da zamanla düzelteceğiz. Daha önümüzde iki tane burada hazırlık maçı ve ardından da Ankara'ya gideceğiz. Orada da hazırlık maçlarımız var. Lige tam takım şeklinde hazır olacağımızı düşünüyorum. İyi bir dönem geçiriyoruz. Onu biz de gözlemliyoruz. Tabii eksikleri muhakkak var. Evet, her sene zaman olduğu gibi işte herkesin gözü transferde. Bunları da tabii programımız esnasında son gelişmeleri aktaracağız. Son iki sezon ne oldu Ertuğrul? Yani iyi başlayan bir sezon ama ligin ikinci yarısıyla birlikte dağılan bir Bursaspor vardı. Şimdi takım arkadaşlarına yaptığımız sohbetlerde işte en büyük sorun iletişim olduğunu söylediler. Senin gözlemin neydi? Geçen yıl için o konuda ben de iletişimin üstünü çizebilirim. Geçen döneminden bahsediyorsak. O konuda iletişim konusunun üstünü ben de çizebilirim ama diğer konulara gerçekten ben de bir anlam getiremiyorum. Biliyorsunuz Rize'ye kiralık gittiğimde, döndükten sonra yani hayalimde, hedefimde hani Rize'de düşme sıkıntısı yaşayan bir takımdan, Rize Spor'dan tekrar üst sıralarda olmayı hak eden bir Bursa Spor'a geldim ve Rize'deyken hayalini kuruyordum. Yani ben Rize Spor'da bir emeklemeyi öğrendim. Bursa Spor'a geldikten sonra bu takımla birlikte daha iyi oyuncular, daha kaliteli oyuncularla birlikte Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyordum. İyi bir kadro da kurulmuştu. İlk devre iyi de başladık ve ardından ben de hayal kırıklığına uğradım ve anlam veremiyorum gerçekten. O dönemden sonra zaten saçlarım bile dökmeye başladım stresten yani. Bizi izleyen seyircilerimiz, taraftarlarımız, en az bizler de, özellikle bu şehrin altyapısından çıkmış oyuncular da en az onlar kadar üzülüyoruz. Bizler istemez miyiz bizim takımımız Avrupa'ya gitsin? Bunu geçen röportajımda da bahsettim. Bize çok güzel ama ben ciddi anlamda anlam veremiyorum yani. Biz nasıl bu iki sezon bu durumu hem kendimiz hem taraftarımıza nasıl yaşattık, ben hala anlam veremiyorum. Sadece benim için farkındalık yaratan olay geçen sene, ondan önceki seneden değil de geçen sene ciddi anlamda bir iletişim bozukluğu vardı aramızda. Yabancıların çokluğu, işte hocanın tercihleri mi diyeyim, oyuncu seçimleri ister istemez huzursuzluk yarattı. İster istemez orada bir topluluk, oyuncu grubu bir topluluğu var ve herkes hakkının verilmesini istiyor. Bakıyorsunuz kadro açıklandığı zaman belki performansı hak eden bir insan kenarda kalabiliyor ve bu takım içinde huzursuzluk çıkartabiliyor. Böyle bir sürü problemler yaşadık. Aslında o sezonu değil, o ilk devre de iyi başlamıştık ama ardından ikinci yarı nedenini bilmediğim bir şekilde Bursa Spor'un, camianın, sizlerin, taraftarımızın hak etmediği bir durumla karşılaştık tekrardan. Ondan önceki seneye nazaran yine en azından biraz daha erken toparladık ama 3 hafta erken yani diyecek bir şey mi? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüze her konuda fedakarlık gösteriyoruz. Maddi, manevi, saha içinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bahsettiğim kesimi biliyorsunuz. Umarım bu yılda sanırım başkanımızın da yöneticilerimizin de fikirleri o yönde. Takımda problem çıkarmayan oyuncularla birlikte yol yürümeyi düşünüyorlar. Umarım bu yıl birleşip her zaman söylediğim gibi bu büyük Bursa Spor taraftarını, Bursa Spor'u, gerçek Bursa Spor'u, Avrupa'ya oynayan, şampiyonluklara oynayan Bursa Spor'u izlettireceğiz. Hedefimiz, temennimiz o yönde. Hiçbirimiz bir daha böyle
bir iki yıl geçirmek istemiyoruz. Hem kendi kariyerimiz açısından hem de bu şehire yakışan bir sene dönem değildi. Unutup silip atacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama senin kariyerine de biraz artı değer kattı diye düşünüyorum. Evet, Bursaspor belki geriledi ama senin kariyerin de tecrübe kazandı. Mesela şimdi milli takıma gittin, amilli takım, işte Lucescu'nun birkaç defa Bursa'ya gelmesi, süreklisi mesela Türkiye'de genç arıyorum ama sadece işte bir tek seni örnek veriyordu. Ertuğrul örneğini gösteriyordu. Onun dışında da birçok oyuncu arıyoruz, genç oyuncu ama bulamıyoruz demişti. Ben bu duruma bireysel olarak bakarsam her ne şartta ne koşulda olursa olsun bana bir şeyler katacak şeyler çıkarmaya çalışıyorum o olayın, o durumun içinden. Mesela şu anki idari menajerimiz Altı Gün Aydın'la sürekli geçen seneki durumlar hakkında istişarede bulunuyorduk, konuşuyorduk falan. Orada aramızda bir diyalog geçti. Onu diyebilirim bu konu hakkında. Bana diğer genç oyuncular nasıl daha fazla bir şey kattığı konusunda bu durumdan bahsedebilirim. Mesela şimdi baktığımız zaman Enes Bursaspor'dan iyi bir döneminde, Bursaspor'un iyi bir döneminde parlayarak yurt dışına transfer oldu. Cengiz aynı şekilde Başakşehir'e gitti. Çağlar aynı şekilde yurt dışına transfer oldu. Yusuf Yazıcı'da yine üst taraflarda bulunan Trabzonspor döneminde bir çıkış yakaladı ve baktığım zaman aralarında hiçbiri burada bizim yaşadığımız o stresi, o sıkıntıyı yaşamadı. Bu sıkıntıyı bir de taraftarımız veya basın yapıyor diye söylemiyorum. Bizim kendi durumu, kendi kendimize soktuğumuz stresten bahsediyorum. Takımın, yani telaffuz etmek istemiyorum ama düşme tehlikesi altına girmesi hepsi bizim sorumluluğumuzdu. Ve biz o sıkıntıyı bu yaşlarda gördük. Onlardan artım bana fazlası olan şey bunları daha erken yaşlarda görmem, tatmam. Bu beni tabii daha da güçlendirdi. Daha da motive ediyor. Öyle bir şey yaşamak hiç kimse istemez. Dediğim gibi onlar hep bana nazaran daha güzel ortamlarda futbol oynayıp daha kolay bir şekilde yurt dışına veya kendi takımını temsil ettiler. Ama ben çok burada, ben, Kubilay, daha genç oyuncular en azından daha bir zorluk yaşayarak, daha büyük tecrübe edinerek geliyoruz. Umarım, dediğim gibi hep her yerde de dile getiriyorum, bu tecrübeler beni güçlendiriyor. Umarım bu kulübü Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Umarım gururla sizleri ve bayrağımı Avrupa'da temsil ederim bir gün. Burada kulübün de menfaatleri doğrultusunda bir hareket olursa. Cümlenin içinde bir Kubilay geçti, oradan devam edeyim ben. Sen de zor günler yaşadın, evet. Kubilay de zor günler yaşıyor. Neden Kubilay bu günleri gördü mesela? Yani ilk çıkışı yaptığı sezonu hatırlıyorum mesela. Evet, 6-7 tane gol atmıştı arka arkaya. Geçen sene bir sakatlık yaşadı. Şimdi bir dip yaptı, tekrar çıkışa geçmesi gerekiyor mesela bu Samet Hoca'yla. Sence nerede bir eksiklik yapıyor? Ya abi, şimdi futbolun literatüründe bu vardır ya. Hani stoper oyuncususun, hani takım maç 0-0 bitsin, kötü oyna. Ama maç gol yemesin takım. Sen orada çok göze batmadan devam edebilirsin. Ama aynı şekilde maç 0-0 giderken bir gol kaçırırsın, bu çok tepkiye mal olabilir sana. Kubilay da görüyorum, yani çok yakın arkadaşım, hem görüyorum antrenmanlarda elinden geleni yapıyor. Yapmaya çalışıyor, devam ediyor ve forvet oyuncusu olduğu için bazı kritik maçlarda şanssızlık yaşadı ve bu ister istemez insanların gözüne batıyor ve baskı yaratıyor. Baskıyı kaldıramadı çünkü, diyebilir miyiz? Mesela sen şimdi, senin de öyle kırılmanların vardı. Biz seni de bazen acımasız da eleştirdiğimiz dönemler evet, oldu. Evet, tabii. Ama sen o kırılmanı iyi geçtin. Yani o baskıyı kırdın diye düşünüyorum ama Kubilay'da o kırılma anını göremedik mesela. Ve özgüven kaybı yaşıyor gibi gözüküyor. Belki bir iki gol atsa evet, kesinlikle öyle. Yani ister istemez milli takımlara gittiğimizde de genç milli takımlara da yansıdı. İster istemez çünkü koskocaman Türkiye'nin 5 büyük takımından birinde oynuyoruz ve o takımın santroforu ve biz sıkıntılı dönemlerde yükü sırtına aldı ve değerlendiremediği pozisyonlar oldu. Pozisyon icabı kaçırdığı durumlar oldu ve ister istemez baskıya maruz kaldı hepimiz gibi. Ben daha erken kurtuldum o baskıdan, o daha farklı olabilir. Ve o da kurtulabilir ama dediğim gibi onun orada odak noktası olması, forvet oyuncusu olması. Ama her konuda kendini geliştiriyor. Bu senin daha fazla golün var biliyor musun? Ama ondan önceki sene 6 tane attı Kubilay. Ya bu dönem öyle oldu. Dediğim gibi o da, onu da aşacaktır. Bizim kulübümüze, şehrimize çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Onun ben kumaşını biliyorum. Altyapıda yıllarca beraber oldum. Onun da hedefleri arasında da bu kulübü Avrupa'da temsil etmek var. Umarım o da böyle çalışıp böyle devam edecek. Ertuğrul'da şöyle bir şey var. Ertuğrul'da iyi sahiplenme var oran. Yani takımı da sahipleniyor. İyi de Bursasporlu. Arkadaşlar da ben mesela hiçbir zaman daha kötü bir cümle kullandığını görmedim mesela. Her röportajdan sonra aynı şeyi söylüyor. Bu güzel bir şey Ertuğrul için.
Ya bizim de beklentimiz şu, yani biz bazen kantının topuzunu kaçırıyoruz ama şimdi diyoruz ki ya bizim altyapımızdan çıktı. Oynasın, gayret göstersin, işte sahada oynayan yabancıdan 3 kat daha efor sarf etsin. Tabii, tabii. Yani taraftar kızabilir ama yarın bağrına basabilir, o yabancı yarın gidecek ama burada çocuklar kalacak, kendileri kalacaklar, Ertuğrul da kalacak. Ertuğrul da bugün git desen yine gitmez. Belki bir sürü talibi vardır, isteyeni vardır ama diyor ki benim kariyerim daha dolmadı burada. Yani Bursaspor'da bir şeyler ispat etmem lazım diyor. Bizim beklentimiz daha fazla gayret göstermeleri. Evet. Beklentinizi sizin gibi sizi taraftar yerine koyarak, bu takıma gönül vermiş insanların yerine koyarak şöyle bir yorum getirmek istiyorum olaya. Şimdi tribünden izleyen taraftarımız diyor ki ya diyor Ertuğrul sen diyor bensin diyor ya. Yani Kubilay sen bensin diyor yani. Ben olsam mesela, ben o sahanın dışında olsam diyor her şey yaparım diyor. Sen de bensin, sen de bu şehrin çocuğusun, sen de yapacaksın diyor. Aynen. Yabancıyı bazen göz ardı edebiliyorlar. Aynen öyle. O yüzden bizden çok beklentileri yüksek olduğu için isterseniz evet, bize de tepkileri diğerlerine oranla daha da fazla olabiliyor. Bu da dediğim gibi futbolun, yani futbolun literatüründe bu var. Herkes yaşamıştır böyle şeyleri. Bunlara alışmak lazım. Ama ben taraftarımızın art niyetli olduğunu düşünmüyorum. O gün bana da bir tepki olmuştur. Yapamadığım bir ortadan sonra. Ve ardından hemen beni çağırdılar, üçlü beni bağrına bastılar. Ve bu yıl tekrar her şeyi unutup daha farklı bir Ertuğrul olarak sahaya çıktım. Ve daha farklı bir seyirci tepkisi vardı bana karşı. Bunlar olabilir. Futbol çok inişli çıkışlı performans oyunu. Kubilay da aynı şekilde bunu düzelteceğini düşünüyorum. Yok, biz de düşünüyoruz zaten. Kubilay'a da güveniyoruz. Yani şu an takımın içinde Bursaspor altyapısından kim varsa hepsine güveniyoruz evet, zaten. Ama dediğin gibi beklentimiz dışarıdan gelenden daha fazla. Evet, mutlaka mutlaka. Sizin yaşadığınız biz yaşamıyoruz muhakkak. Yani ne kadar tecrübelisiniz, ne kadar şeysiniz, yani ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bak dediğin gibi ben saçlarım döküldü resmen dedi. Şimdi biz onları yaşamıyoruz. Biz de farklı şeyler yaşıyoruz ama beklenti yüksek olunca, bir de altyapıdan çıkınca ister istemez o baskının altına giriyorsunuz. Evet evet, ister istemez. Şöyle bir şey var şimdi Ertuğrul'a ben tabii yakalamışken onu söyleyeyim. Mesela Kubilay'ın bugünlere gelmesine, oynamasında bizim de çok büyük payımız var. Yani bak şu söyleyeceğim, Kubilay Antalya'daki turnuvada hatırlar mısın? U21 Türkiye şampiyonası vardı. Bursa Spor'la 6 ordu maçı vardı. O maça gittik ve Hamza Hoca gelmedi. Yani Kubilay hakikaten düşünmüyordu. O maçta oynadı ve biz çok... Gerçekten çok önemli baskı uyguladık yani Hamza Hoca'ya, Kubilay'a oynatsın diye. Şimdi ondan sonra Kubilay aldı formayı götürdü. Ya çok düşüşe geçince insan kızıyor yani, anladın mı? Çünkü Kubilay, gerçek Kubilay o değil yani. Evet. Daha iyi olabilir yani. Mesela işte idmanlarda da görüyorum mesela. Sizler yani de onun daha iyi olmasını istediğiniz için tabii evet, isterseniz. Yani, tabii. Belki de kurşun döktürmesi mi gerekiyor namaz? Bu idmanda mesela yine kaydı iki kere yani. Hakikaten bir terslik var çocuğuza. Belki de şeytanın bacağını kıracak. Belki de ligin ilk iki haftasını oynamaması onun için avantajlı olabilir. Yani cezalı. Şans tekrar ona gelebilir. Belki bilmiyorum ya. Belki de kiralık da gidebilir. Ne yapacağını kafasına ne bilmiyorum ama. Yani bu işin bir rahatlaması lazım. Bir sakinleşmesi lazım. Bu işin çok çabuk değiştiğini en iyi bilenler de sizlersiniz futbolcular dışında. Bakıyorsunuz sezona başladığın kadroyla sezon sonuna gittiğin kadro aynı olmuyor. Mesela bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Bursa Spor'da ilk forma giydiğim dönemlerde takımın 6. stoperiydim. Şimdi? 1. stoperi. Yani o yıl için söyleyeyim sadece. Takımın 6. stoperi olarak başlamıştım. Ardından 5. hafta birileri kadro çıkardı, bir şeyler oldu falan. O biri kırmızı kart yedi falan derken bir baktım kupa finalinde 11'deyim. Şamil de ikinci de kalmıştı. Şamil de, Serdar abi falan da yoktu. Şamil abiyle. 6 stoperden kimse kalmadı. Yani. Öyle bir durum oldu. Yani dediğim gibi çok değişkenlikler gösteriyor. Hani sadece Kubilay için değil, bakarsanız Emirhan Aydoğan da çıkışı var. Çağatay'ın, Furkan Emre'nin hepsi çok dolu bir şekilde görüyor. Hepsi bir anda belki forma bulabilir. Anladın mı? Şu anki görüntü zaten onu gösteriyor. Yani bunun ne kadar iyi veya kötü olduğunu yorumlamak bana düşmez ama. Gençler nasıl görüyorsun? Yani alttan gelen mesela şimdi 16 yaşında Muhammed Emin Sarıkay var, sağda oynuyor. Çağatay var yine. Ramazan var. Evet evet evet. Hocanın prensi mi? Muhammed. Bizim prensliğimiz bitti şimdi onlarınkiler başladı mı diyelim. Ya öncelikle Muhammed Emin Sarıkaya'dan başlamak istiyorum. Baktığım zaman şimdi bize de artık genç diyorlar ama biz de artık yavaş yavaş tecrübeli olmaya başladık. Geçen baktığımda 21 yaşımda olmama rağmen 80-82 tane bir lig maçı oynamışım. O tecrübe edilmişim. Ardıma döndüm bir baktım Muhammed otobüsten yanımda oturuyor. Bir baktım Muhammed'le aramda 5 yaş var. 5 yaş. Ya diyorum ben hani ben gençtim ne oldu falan. Yaşlandın mı? 5 yaş var. Ardından performansına gelecek olursak beni etkiledi açıkçası. Bu yaşta özellikle güçlü, zaten hem güçlü hem de koşu temposu inanılmaz. Antrenmanlarda
her antrenman programından sonra böyle GPS'ler takılıyor bize, biliyorsunuz. Evet. Ardından bakıyoruz, her testte Muhammed Önde. Bütün orta saha oyuncularını geçiniyor, stoperleri geçiniyor. En son bir bana bir eşlik edeyim dedim. Yani gel lan dedim, hadi şey yapalım. Beraber koşalım. Beraber koşalım. Gel bakayım ne olacak falan dedim. Gitti, o gitti geldi, ben dönerken dedim tamam. Muhammed olmuş. O gitmiş gelmiş. Ama şimdi sen maşallah 5 yaş fark var. Sen de tecrübelendin artık. Kaptanlık zamanı geldi galiba. Evet, biliyorsun en büyük burada hayallerimden birisi de oydu. Umarım olur. Takımda değişiklikler yani olursa sıra sana geliyor galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Orhan abin daha iyi bilir. Geçen yıl ben hocayla hocanın düşündüğünü söyleyebilirim. Yani biraz böyle yerlilerden kaptanları oluşturmayı düşünüyor. Yani Harun kalacak mı gidecek mi belirsiz. Yani bir sen varsın. Bir altyapıdan yetişmişsin. 21 yaşındasın ama takımın en tecrübelerinden biri olacaksın sen. Şimdi bu durum benim 13 yaşında Vakıfköy'ün kapısından girdiğimden beri hayalim. Şu anda daha çok hayalimden daha çok hedefim haline geldi. Umarım bu durumu yaşayabilirim. Bunu kaldırabilecek durumda da hissediyorum kendimi. Yavaş yavaş artık takım içinde çok olmasa da yine de bu takımı en iyi bilen oyuncular arasında da yer almaya başladım aslında. En büyük hayalim burada bu takımda kaptanlık yapıp ardından bu takımı yurt dışında temsil etmek. Ama böyle dolu dolu bu takıma hakkını vererek hem kaptanlığın hem yapabildiğim her şeyi yaparak ardından yurt dışında kulübümü temsil etmek istiyorum. Yani bunu zaten en yakından siz biliyorsunuz, sürekli röportajlarımda dile getiriyorum. Dünya Kupası'nda olmamak veya milli takımın olmaması doğal olarak senin de olmaman etkiledi mi seni? Sen izlerken ister istemez baktığınız zaman Türkiye milli takım potansiyeli oradaki hemen hemen çoğu ülkeden daha da yüksekte. Bakıyorsunuz, benim şeye dikkatimi çekti Orhan abi. 2008'de biz Hırvatistan'ı elemişiz. Yarı finale çıkmışız. Hırvatistan'ı eleyip yarı finale çıkmışız. Şimdi bakıyoruz, o Hırvatistan oyuncu grubu aynı şekilde Dünya Kupası finaline çıkmış. Burada acaba bizim yapmamız gereken şeyler ne? Onlar ne yapmış? Onlara bakalım ki şöyle yapalım. İsterseniz bakıyorsun, bir Türk oyuncu olarak Türk milli takımını orada görmemek insanın içine acıtıyor ki ben daha Dünya Kupası göremedim. En son 2002 idi. 5 yaşındaydım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani nasıl bir duygu bilmiyorum. Oynamaktan ziyade izlemek nasıl bir duygu? Yani Avrupa Şampiyonası falan gördük de Dünya Kupası nasıl, hiçbir şey daha göremedim ya. Bu durum benim içimi acıtıyor. Hep anlatırlar. Mesela Furkan Soyer bizden 2 yaş büyük, o zaman o 7 yaşındaydı, o daha iyi anlatabiliyor. Furkan Soyer'in bana anlatması falan böyle beni bir şey yapıyor. Lan ne bunlar, İlhan Mansız, Hasan Şaş falan diyorlar. Ben bile hatırlamıyorum ya, bizde çok 2002 dedin, ben o zaman 5 yaşındayım, çok hakim değildim olaya. Yani göremedim. Sen askerini görmedin. Evet. Çünkü ben heykelde çok fotoğraf çektim, hatırlıyorum o yüzden. Ben askerdim, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptım. Milli maçlar biliyorsun gündüz oynanıyor. Evet, sabah erken oynanıyordu. Bize resmi tatildi. Mecburdu maçları izlemek milli takım sabah maçları. Sabah 9'dan 2'de gidiyorduk biz fotoğraf çekelim. Milli takım kazansın da fotoğraf çekelim de gidiyorduk. Yok işte o güzel dönemlermiş sizin anlattıklarınızda. Yavaş yavaş sana da belki forma yersin canım bir dahaki Dünya Kupası'nda. İnşallah. Niye olmasın yani, o konuda bir ya, çekincem, bir korkum yok. Yani orada bize de fırsat gelecek, ona da inanıyorum. Lucescu'da bir davet etti ama bir forma bulamadım ama yani bana sıra geleceğine inanıyorum. Doğruları yaptığım sürece, bu işi hakkını vererek yaptığım sürece bir Türk oyuncu olarak şans herkese %100 gelir. Şu oldu mu Ertuğrul, son iki sezonda özellikle geçen sezondan sonra mesela bazı isimleri duyuyoruz işte, aman ben bir an önce gideyim. Bunu bazı yerli oyunculardan da duyuyoruz, Bursalılardan da, gideyim ne olursa olsun çok sıkıntı yaşadım. Dediğin oldu mu hiç? Benim bireysel mi? Bireysel ister istemez öyle düşündüğün dönemler oldu ama bunu şöyle çok genç yaşta diyebiliriz hala bana. O 19 yaşında bugün 2 sene önce orada ıslıklanmam beni biraz çok üzmüştü. Girdim kulübede soyunma odasında duşta ağlamıştım. Çünkü hem ben burada kendi potansiyelimi gösteremiyorum diye düşünüyordum. Hem beni hiç kimse bu şehirde sevmiyor diye düşünüyordum. İster istemez orada bir duygusallık yaşayıp acaba benim yine kiralanma formülümü düşünmem lazım. Yoksa aynı şekilde satın alma opsiyonuyla başka bir takıma kiralanmam mı lazım diye ister istemez düşündüm. Yani burada yalan söylemeyeyim. Ama ardından benim babam da eski bir futbolcudur. Çevremdeki menajerim, bu konu hakkında benimle pozitif düşüncelerini paylaşan insanlar
Benim o an için düşündüğüm şeylerin çok duygusallığımla alakalı olan şeyler olduğu için düşündüğümü söylediler. İşte futbolda bunların olduğundan bahseder. O dönem için söylüyorum. Böyle bir dönem düşündüm ama yani çevremdeki destek aldığım insanların bana yardımıyla öncelikle burada kendi potansiyelime ulaşıp ardından taraftarın sevgisini kazanıp çok keyifli bir futbolculuk dönemi geçirebileceğime inandırdılar beni. Ve nitekim bireysel olarak geçen yıl benim adıma öyle oldu sakatlığın dışında. Ama tabii takım olarak da biraz daha bir üst sıraları oynayabilseydik tadından yenmezdi. İlk kere oynuyoruz da işte ilk kere de oynuyoruz da ikinci yarı. Ama şu an o tecrübe edindiğimde şu an öyle bir tepkiyle karşılaşsam Allah göstermesin tabii de öyle bir tepkiyle karşılaşsam öyle bir ani bir duygusal bir karar vermem. Yani bu işin bu işte bunun futbolda bunların olduğunu artık daha net bir şekilde anladım biliyorum. Diyorsun. Anladın mı? O zaman şöyle bir sizin de biraz da inisiyatif göstermeniz gerekiyor. Çünkü 19 yaşında bir çocuk olarak böyle düşünmem normal doğru, diye doğru. Düşünüyorum bence. Sertlik içinde diyeceksin. Çok sert oynuyorsun. Ve bu bazı insanlar hoşuna gidiyor, bazen uymuyor. Mesela Samet Hoca senin sertliğini beğendiğini söylüyor. Mesela Hikmet Hoca da çok karşıydı falan böyle. Bayağı fırçalıyordu beni falan. Ya aslında sertlik, sert oynayan oyuncuyu aslında şöyle düşünüyorum ki her takım taraftarı sever. Ama denge kısmını ayarlayan mağada bir problem olduğu zaman insanlar buna tepki gösterebilir. Onu da ben zamanla aslında açtığımı düşünüyorum. İlk oynamaya başladığım dönemlerde daha bir toy, her yere atlayan zıplayan bir oyuncuydum. Bir de şanssızlıklarım vardı yani bir maçta elime çarpıyor penaltı bir pozisyonu tüm yine penaltı yani anladın mı? Forvetleri tutuyorduk da biz birbirimizi tutamıyorduk o ara. Öyle bir şanssızlık da işte ister istemez üstünde bir şey kaldı ama onu da yavaş yavaş düzelttiğimi düşünüyorum. Antrenmanlarda bazen genç oyunculara bilerek isteyerek yaptığım da oluyor. Samet Hoca zaten geçen dedi döv onları diye. Evet, evet, bilerek isteyerek de yaptığım oluyor. Mesela Çağatay ilk geldiği zamanlar böyle bir dokunuyordum vuruyordu falan. Dokunuyordum. Aa falan böyle bağırmaya başladı yere yatıyordu falan kendini. Onu ben böyle biraz daha özel bir konuşma yaptıktan sonra daha da fazla sert olmaya başladım. Şimdi geliyor omuz kalçasını omuz. Koyabiliyor bana omuz omuza falan şey yapabiliyor. Titi ve Kong'un veya özellikle Titi'nin sezon içerisinde öyle şeyler de duyduk. Hatta benim de yaptık. Faydası oldu mu yani? O da çok öğretici, seven bir futbolcu var onda da. Tabii ister istemez. Birlikte oynamak tabii onlarla birlikte oynamak. İster istemez. Ekong'dan ziyade Titi biraz daha yaş olarak, Ekong'dan ziyade Titi biraz daha yaş olarak daha olgun. Sonuçta bir stoper için, özellikle bir stoper için orada oynayan tecrübeli bir arkadaşından, yardımcısından, beraber oynadığı kişiden yani yardımcısı evet. Derken beraber oynadığı kişiden öğrenmesi gereken çok şey vardır. O bana çok şey kattı. Beraber oynadığım dönemlerde de çok şey öğrendim. Onun hakkı, onun hani cidden anlamda benim üzerimde bir hakkı vardır. Biz zaten kendi yapısal olarak, karakteristik olarak bir böyle bir nasıl desem bir abi mizacı da evet. Var aslında. Geçen sene çok öğretici konumundaydı. Ben de o konulardan rakibim diye veya şeyim diye zaten gocunmuyorum. Alabildiğim herkesten bir şeyler almaya çalışıyorum. O konuda Ekong'dan aynı şekilde. Beraber de bir uyum yakalamıştık. Şu an konuşuluyor umarım. Aynı uyumu bu sene de yakalayabiliriz. Kim olur, kim gelir, kim Serdar gelir. Serdar Aziz'le görüşüyor musun? Evet, Serdar abiyle evet aramız iyidir. Severim, güzel. Stilini de benzetiyoruz bazen ona. İşte bunu da söyleyemek istiyorum aslında. Yani ego gibi anlaşılmasından korkarak tabii bunu daha önce de bahsetmiştim. Serdar abi çok futbolun dışında özel hayatıyla, karakteriyle çok sevdiğim bir ben insan. Ben de seviyorum ya Serdar'ı, adam bir adamdır yani. Evet. Çok sevdiğim bir kişiliktir. Ben dediğim gibi burada Ertuğrul, yani yeni Serdar değil de yeni bir Ertuğrul olmak istiyorum. Yani Ertuğrul'un alt yapımından çıkan oyuncular gururla ben Ertuğrul gibi olmak istiyorum desin istiyorum açıkçası. Tabii Serdar abi çok beğeniyorum. Çok karakterini de seviyorum ama dediğim gibi yeni bir Serdar olmak istemiyorum. O başka bir insan, ben farklı bir insanım. Sonuçta. Yılmaz Burul da mesaj atmış. Programımızı izliyorum. Ertuğrul'a selam diye. Biz de buradan Yılmaz hocamıza selam geldi. Çok selamlar. Efsanedir Yılmaz hocam. Yılmaz Burul altyapıda. Bizim biliyorsunuz bizim jenerasyonun. İyi jenerasyon. 97. 97 ardından 90 jenerasyonu vardı. Evet. 87 o Volkan Şenler bizim dönemimiz. Hocamızla birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Avrupa şampiyonu olduk. Türkiye şampiyonlukları yaşadık. O ekipten Çin'e gittiniz. Çin'e gittik. O ekipten bir şey anım var. Bir Almanya maçı vardı bizim. O zaman o ekip tabii her yerde Fener'e 5 tane atıyoruz. Galatasaray'a göre 4 tane atıyoruz. Yolluyoruz falan böyle. Enes, işte Emirhan, Zeki, Furkan Emre, Muhammed, işte Berke,
Berkay, Mert Örnek, Kubilay. Baktığın zaman Rüştü. Çok dolu bir kadro. Bir gün güzel bir kadro. Milli takımlara gidiyoruz. Almanya ile oynayacağız. Almanya'ya 3 tane attık. Sonra bir bakıyorum kadroya. Kadroda 7 tane Bursa sporlu, bir tane Beşiktaş, bir tane Fener, bir tane de başka bir Anadolu takımından oyuncu var. Öyle bir jenerasyonluk. Bizim jenerasyonumuz, o zamanki başımızda da Yılmaz hocamız vardı. Çok güzel zamanlarımız geçti. Bizi çok az, çok... Ama milli takımın iskeletini yani şöyle bir kontrol ettiğimizde, son 10 yıla baktığımızda hep Bursa Spor oluşturuyor zaten. Evet, evet. Yani iyi bir jenerasyon. Özellikle altyapılarda. Tabii o dönemde sadece Yılmaz Vurul hocamızın da tabii emeği vardı. O dönemde Faruk Korkmaz hocamı da ben bir ayrı yerde tutmak da isterim aslında. Onun da bize otoriter bir yapısı vardır. Onun da yaptıkları da hiç sayılacak durumlar değildir. Çok üzdük onları aslında. Okuldan kaçmalar, işte PlayStation kafelerde yakalanmalar falan. Çok yalnız, peşimizde koşlar devam. Bir tane milli takımda attığın senin bir gol var galiba değil mi? Onu tesisatçılar milli takımda. 5 tane Bursa Spor oyuncu koşuyor senin işte. Ege Kupası'nda ilk maçımız Yunanistan'dı. Emiren orsalamıştım galiba. Evet. Ben kafa vurmuştum. Sevinç fotoğrafında da 5 yıldızda var zaten yani. Zaten o takımın kemiği de oydu. Furkan Emre, ben, Emiren, Berke, Enes. Yani baktığın zaman tam bir orta iskeleti vuruluyordu. Dışarıda kalan oyuncu oldu mu o jenerasyondan? Yani herkes futbolcu oldu hemen. Hemen herkes profesyonel. Liglerde en azından. Belki de gitti mi İspanya'ya? Sen görüşüyorsun galiba da. Bir haber çıktı onunla ilgili. Şu an orada. Deneniyor mu orada? Şu an orada deneniyor. İnşallah olur ya. İnşallah olur. Ben de beğeniyordum Berke'yi. Berke'yi ben de beğendim. O Furkan'ın Yunanistan'da kaldı o çocuk yani. Bence yazık oldu ona yani. Vallahi yazık var, oldu. Emirhan var. Ya ama evet. Furkan 23 yaşında olardı gene. Berke onun altında kaldı. En azından biraz şans bulma konusunda biraz sıkıntı çekti. Sen ben Furkan Emre Ünver'i de çok beğeniyordum. Ama o çocuk da geçen sene bir sakatlık yaşadı. Gitti geldi. Ne oldu? Şimdi takımda ama... Ne olacak bilmiyorum. Yo, o jenerasyona, bizim jenerasyona iyi diyoruz da geçen de odada konuştuğumuz zaman, o bizim ekibimizde 97 ekibiyle konuştuğumuz zaman bakıyoruz şimdi hepimizde bir sakatlık yaşamışız ama. Öyle bir durum var ki şimdi Enes yeni ameliyat oldu. Kubilay ameliyat oldu. Ben ameliyat oldum. Emirhan ameliyat oldu. Furkan ameliyat oldu. Muhammed de şey olmadı, omuzunda bir problem oldu. Baktığımız zaman beşimizin de ortak noktası aynı bölge. Şimdi diyoruz o zaman şuraya da gidebiliyoruz. Şimdi o zaman tamam güzel başarılar denedik ama o zaman o kadar çok maç oynamışız ki. Milli takımlar, turnuvalar falan derken hepsinin yansımasını yaşadık aslında. Belki de bu sakatlıklarımız olmasa daha farklı durum da olabilir. Hemen hemen en az hepimizi bir üçer beşer ayar attı bu sakatlıklarımız. Nedenini bilmiyoruz. Hepimiz de aynı yerden bir problem yaşadık. Ama bence de çok altın bir jenerasyondu. Hikmet Karaman Sifert'e götürmüştü zaten. 12 oyuncu da götürmüştü. 14 oyuncu mu 12 oyuncu mu gitmişti yani. O zaman Muhammed'i hatırlıyorum, böyle şeydi, çok büyük kaleci olacak diyordu. Ertuğrul'dan çok büyük oyuncu Ahmet olacak. Ahmet Hoca vardı o çok evet. Beğendi evet. Yani o jenerasyon iyi bir jenerasyondu. Kala kala kim kaldı şimdi? Sen kaldın. Muhammed var. Emirhan var. Furkan Emre var. Kubilay. Yine iyi kötü evet. Var yani. Rüştü'yü çaldık. Rüştü evet bizim. Yani 90 jenerasyonda yine ekmeğe yedik canım bayağı. De. Zeki gitti evet. Mesela, ile transfer oldu takımdan. Mesela yani. Onu da kaçırdık, o da çok iyi bir oyuncuydu bende. Aslında önü açıldı bence. Aslında ya. Çok da gelmek istiyordu ya. Konuştuğumuzda devre arası için bir evet. İrtibat varmış onunla. Çok da gelmek istiyordu ama ya çok da istiyorduk. Ümit Milli Maç'ta denk gelmiştik. Evet, çok hoşuna atıyorum beraber. Antalya'da da gittim ben, kampta ziyaret ettim Zeki. Gittim bir röportaj yaptım, çok istiyordu ya. Evet, burayı istiyordu. Nasip olsa önü açıldı bence ya. Çocuk değil belki orada açtı kiralık, gelir belli olmaz yani. İnşallah oynasın abi. İnşallah oynasın. Ben de yani severim Zeki'yi yani. Mesela Bursa Spor şampiyonu olduğunda 6 tane 7 tane oyuncu vardı. Evet. Kadroda altyapısından yetişmiş, o sorumluluk duygusu vardı. Tekrar o jenerasyonu yakalayabilirse Bursa Spor, çünkü o kaynağı da var altyapıdan. İşte şu an kadroda görüyoruz. Tekrar umarım o jenerasyonu yakalarsınız. Sonuçta abi ben onun bu kadar uzak olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir durum da var aslında. Kendimce basit bir analizim benim. Bakır için milli takımlara gidiyoruz. Milli takım nereden seçiliyor? O ülkenin en iyi oyuncular arasından seçiliyor. Dediğim gibi az önce bahsettiğim konu. Bir milli takım kadrosuna baktım. İlk 11'de 7 tane Bursa Sporlu oyuncu olabiliyor. Ona geniş şeyden baktığımız zaman, açıdan baktığımız zaman milli takım ne? Türkiye'deki en iyi oyuncu grubunu topluyor o yaş kategorisinde. Ama bu 96 grubunun yaş kategorisine bakıyorsun, yine Bursa Spor oyuncusu daha fazla. Ümit Milli Takım'a bakıyorsun daha fazla. İşte U14'e bakıyorsun daha fazla. Aslında bunların hepsinin harmanıyla tekrardan ikinci şampiyonlara bakıp göden çıkacak pankartı gerçekten evet. Resmi bir şekilde hayata geçebilir yani. Bence de umarım. Yaşayabiliriz yani. Ben İnşallah. Çok uzak bir ihtimal görmüyorum. Çünkü bizim şehrimizde bu potansiyel var. Ben buna her zaman inanıyorum. Şu anda daha da olgunca düşünebiliyorum. Ne kadar zorluklar çeksek de sonuçta burası bizim şehrimiz, bizim takımımız.
potansiyeli olan, taraftarı olan, gücü olan bir takım tekrar aynı şeyleri yaşayabiliriz ki onu çok istiyorum ben ya. Hani Ömer Erdoğan'ın o yaşadığı duygu, Ertuğrul neden yaşamasın? Veya işte Ivankov'un yaşadığı duygu, Muhammed niye yaşamasın? Çok güzel. İnşallah. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar Afyon'daki yayınımıza devam edeceğiz. Spor Masası'nın Afyon'daki canlı yayını devam ediyor. Konuğumuz Bursaspor'un tecrübeli diyeyim artık tecrübeli oyuncusu Ertuğrul Ersoy. Ertuğrul, Mesut Özil olayıyla ilgili takip ettin bilmiyorum ama ne söyleyeceksin? Mesut Özil öncelikle hayranlık duyduğum bir oyuncu. Şöyle de diyebilirim, benim idolüm aslında. Ben her zaman aslında hep böyle bir orta saha oyuncusu, forvet oyuncusu olmak istemişimdir. Altyapıdayken o daha ilk defa 2010 Dünya Kupası'ydı sanırım. Mihail Balağ'ın yerine falan girmişti. Orada ilk defa böyle bir ciddi izleyebildim onu. O dönemler ona çok hayranlıkla bakıyordum ki hala Real Madrid'den gitmesine o kadar içerlendim ki yani Real Madrid tutmayı bırakıyordum neredeyse. Real Madrid taraftarıyım ben. Neredeyse Real Madrid tutmayı bırakıyordum. Türk olmasından ziyade yeteneğine hayranlığım vardı. Gösterdiği tutumu da çok gerçekten doğru buluyorum. Sonuçta Mesut Özil Almanya milli takımı için neler yaptığı ortada ve bunun siyahi bir insana veya beyaz bir insana yapılan ırkçılıktan ne farkı var ki? Sonuçta orada bir Cumhurbaşkanımıza bir fotoğraf çekilmesi onun bir siyasi propaganda olduğunu göstermez bence. Onun da dışında aslında çok büyük bir şekilde hakkının yendiğini düşünüyorum. Kendi açıklaması da var. Podolski ve Klose'ye Polonyalı Alman demiyorlar da bana neden Türk-Alman diyorlar. Veya kazandığımız zaman Almanım da yenildiğimiz zaman neden gurbetçi oluyorum falan gibi bir sistemi var. İster istemez ben de bir Türk insanı olarak bunun bu durumuna üzüldüm. Çok hayranlıkla izlediğim bir futbolcu. Tutumunu da çok doğru buldum. Mesut Özil'in arkasındayız ülke olarak. Yeni sezondan beklentilerin ne Ertuğrul? Yani şimdi son iki sezon evet sıkıntılı bir süreç geçti. Ama bu sene öyle bakıyorsun ki bir ortada ekonomi var. Kulüpleri çok fazla zorlayan ekonomik bir problem var. İkincisi herkes yerli oyunculara sarılmaya başladı. Yani altyapıdan evet. Genç oyuncu mesela Fenerbahçe'ye bakıyorsun 3 tane genç oyuncu aldı. İşte bizde 7-8 tane genç oyuncu var. Bunun faydasını görecek miyiz? Sadece Bursaspor olarak da Türk futbolu açısından da söyleyebiliriz. Baktığım zaman az önce de bahsettiğim gibi Fenerbahçe, Beşiktaş aynı evet. Şekilde biz daha fazla altyapıdan oyuncu getiriyoruz. Bunun tabii mutlaka faydası olacaktır. Ben bunu biraz daha özetlemiş olarak görüyorum. Baktığımız zaman bizi Avrupa'da üçüncü yapan takım hep bu altyapının oyuncuları. İster istemez tabii genç oyuncu oynadığı zaman tabii ki genç bir Türk oyuncu oynadığı zaman tabii ki potansiyelini arttırıyor, performansını arttırıyor, takıma faydalı oluyor. Düşük maliyetli oyuncular özellikle. Kulüpler açısından şöyle bakayım olaya. Genç oyuncu, altyapıdan gelen oyuncu veya başka takımdan transfer olarak gelen oyuncu diğer yabancılara göre tabii daha düşük maliyetli. Öncelikle takımların ekonomik durumlarını düzeltebilecek hamleler bunlar. Ardından az önce bahsettiğim konu gibi Türk genç oyuncular oynadığı zaman bunun milli takıma da yansıyacağını düşünüyorum. Baktığım zaman milli takımda başarı elde ettiğimiz turnuvalarda veya maçlarda, dönemlerde hep aslında genç oyuncuların parladığı başka takımlarda oynayıp milli takıma ayak uydurduğu dönemler oluyor aslında. Bu konuyu ben çok doğru buluyorum. Bize güvenin. Benden ziyade artık yeni gerçeklere güvenin diye. Kaç yabancı olmalı mesela? Yani sence yabancı fazla mı mesela 14? Abi bence bir sınırlama olması da bir problem yok aslında ya. Yani burada yani insanlar bazıları konuşabiliyor. Bazı futbolcular. İşine hak ettiği kadar değer vermeyen futbolcular konuşuyor. Ben bunu o konuşan futbolcuları öyle görüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ya Türkiye'desin.
bir kere Türksün ve sen bu işin hakkını verdikten sonra burada senden daha iyi biri olmadığı sürece tercih edeceğini ben düşünüyorum açıkçası. Benim başıma da geldi. Burada sonuçta Ekong Titi iyi bir uyum yakalamıştı. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocama ben de oynamak istediğimi gösterdim. Bana formayı verdi. Ne kadar yabancı olsa da sonuçta burası bizim ülkemiz. İstediği kadar yabancı serbestliği olsun, yabancı sınırı olsun. Bu durum benim için fark etmiyor. Problem kesinlikle kafamızda. Yani biz iyi olduğumuz zaman, hakkını vererek yaptığımız zaman Türkiye'de özellikle Türk oyuncunun tercih edileceğini düşünüyorum. Ama takımın birlikteliği o pozitif durum içinde Türkiye'de özellikle yabancı oyuncuların sağ içinde Türk oyunculardan fazla olmaması gerekiyor bence. Bence de. Yani bir sınır olmasın. Evet, evet. Bir sınır olmasın. Sınır değil ama sağ içinde yerli oyuncu fazla olsun. Veya, takımın güç dengeler arasında olduğu dönemlerde böyle Türk kısmının biraz daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü bu camiayı, bu ülkeyi daha iyi bilen normal olarak Türkler olduğu için o dengenin kurulması için Türk oyuncuların gücü diyeyim daha biraz daha ön planda olması gerekiyor. Pablo'nun ayrılması üzdü mü sizi? Çok ya. Onu diyecek bir şeyim yok ya. Pablo gerçekten çok kendimi çok şanslı hissediyorum. Aynı zamanda ciddi anlamda üzüntülüyüm. Bazen Instagram'da şeyleri görüyorum ve Twitter'da denk geliyor onun vedasıyla alakalı şarkılarla, videolarla falan denk geliyor. İster istemez üzülüyorum. Bir de bir video benimle böyle bir sarılan fotoğrafını koymuşlar bir gol attığım maçtan sonra. kulüpsüz gözüküyor şu anda. Evet, şeyde, evet bir sitede kulüpsüz gözüküyor falan ister istemez içimiz azıcık. Umarım tekrar Bursaspor'da denk gelebiliriz. Başka bir dönemde, başka bir görevde denk gelebiliriz. Ona da zaten giderken söyledim artık dedim. Gidiyor, bir sarıldık falan orada. Ona da giderken söyledim artık. Bir daha işte inşallah burada baş başa oluruz dedim. Aldın benim kaptanlığım, benim kaptanlığımda dedim baş başa oluruz dedim ona da. Formasını aldın mı? Formasını alamadım ya. Çok kimse şey de vermiyor formayı değil mi? Çok da şey yapmak istemedim sonuçta. Yani onun o maç forması çok ayrı koskoca bir şehri temsil eden olduğu için çok o da en zirveyi gördü, en dibi de gördü. Onun için de zor günler evet geçirdi. Ama biz en iyi bileniz çok fedakarlık yaptı ya. Bütün yabancılardan ziyade çok büyük fedakarlık yaptı. Gelecekse hani güç yabancılarda olacaksa Pablo gibi yabancılarda olsun. Takım içindeki dengeler konusundan bahsediyoruz. Sahiplensin, sorumluluk evet alsın. Bizim her derdimize koştu. Bize çok yardımcı oldu. Hem maddi hem manevi anlamda. Çok büyük destek verdi bize. Onun ayrılması gerçekten çok üzüldü. Yani onu futbolculuğundan ziyade de karakterini de çok seviyorum. Umarım dediğim gibi ileride başka bir görevde bu çatı altında tekrardan birlikte başarılı işler yapabiliriz inşallah. Harun giderse de üzülür müsün? Harun abi de çok evet sevdiğim, saydığım bir futbolcudur. Ayrıca kişiliği de öyledir. Onu da çok severim. Pablo biraz daha ayrı. Ama Harun abi de tabii çok severim. Ama Pablo tabii buraya ilk çıktığım dönemlerden beri bir Pablo figürü ya vardı tabii, yani oyuncuların önünde bir Pablo figürü vardı. Sen 2010 yılında kaç yaşındaydın o zaman hatırlıyor musun? 2010 yılında 13 yaşındaydım. Yeni gelmiştin yani. Evet onu daha yeni gelmiştim. Ben burada 2013 yılında çıktım. Daha Pablo gitmemişti, ayrılmamıştı. Onun ilk antrenmanı çıktığımda bizim zaten alt yapıdan çıkarken böyle bir Pablo Batıcı bir figür oluyor ya. Hani evet. Onunla birlikte o dönem tabii daha farklıydı. O yüzden Pablo'nun yeri bende bu kulüpteki her oyuncudan daha farklı. Bursaspor'da birlikte oynamak istediğin bir futbolcu var mı? Türkiye'den olur, yabancı olur, Avrupa'dan olur. Çok böyle uçuk kaçık söylemeyelim. İstediğini söyle. Ben dediğim gibi Mesut Özil'i sordun diye söylemiyorum. Evet. Gerçekten çok büyük hayranlığım var Mesut Özil'e. Mesut'u ben de severim evet. Çok Mesut Özil'e. Türkiye'den ise ve beğendiğim diyeyim en azından. Türkiye'den ise Burak Yılmaz'la Bursaspor çatısı altında oynamak isterim aslında. Burak Yılmaz. İyi golcü o da. İyi falan. Sadece beğendiğim olarak söyleyeyim yani. Burak Yılmaz diyebilirim. Tarzını çok beğeniyorum. Zorlandığın santrafor oldu mu Ertuğrul? 83 maç az bir rakam değil. Zorlandığım santrafor... Ya bu ya tutulacak gibi değil dedin bir oyuncu. Benim bana ters gelen bir oyuncu var. Allah'tan bir ara şey bize de adı geçiyordu. Velid Domar'dı Kayseri'de. Ya ben böyle bir şey görmedim abi ya. Burada oynuyoruz o zaman o Mersin'de. Ben Bursaspor kupa maçında oynuyorum. Şey yapıyorum. Rize'ye gidiyorum. Yine Mersin'de bir penaltı yaptırmışım. Ona kaçırıyorum arkama. 3 tane hat-trick yapıyor. 3'ünü de ben kaçırmışım.
Allah'tan gitti. Sonra buraya geldi. Yine şeyde Kayseri ile geldi bu sefer buraya. Yine başka bir şey çekti, vurdu, gol attı falan dedi. En son bize şeyi yazıldı. Hani dediler bir parada anlaşılamadı falan. Acaba dedim ben kendi paramla mı felaket gösterdim bir takıma gelse falan diye düşündüm yani. Bir belalı o kadar, o kadar benim belalım da ya o adam nasıl olmadı? Keşke buraya olsaydı aslında. Futbolcuyu da çok beğendim. Çakma kadar. Yaşındaydı bilmiyorum ben onu ama yani 28-29 öyle bir şeydi. Yani onunla Kulmay'la bir dönem 2 sene evet. Alıyordu da. Kulmay şimdi Göztepe'ye geliyormuş galiba öyle bir haber öyle vardı. Mi? Ama Wellington iyi oyuncuydu. Yani. Evet ya abi hem hızlı, kuvvetli, kava topuna çıkıyor. Yani adam analiz yapıyoruz bir gün sana Mutlu Hoca'yla da birbirle analiz yapıyoruz ondan bahsediyoruz. İşte Ertuğ sen sağ orada oynayacaksın, sağında oynayacaksın. Evet özelliklerine bakalım. İşte hızlı, çabuk, kuvvetli, birebir de geri dönüyor. Hocam dedim, teşekkür ederim hocam. Ben anladım. Öyle bir oyuncuydu. Erkan biraz transferlerin de bilgi verelim. Ertuğ ne derece bilgili bilmiyorum ama izleyicilerimiz de biraz bilgilensin. Yasin bekleniyor. Yasin Öztekin. Yani birebir aldığımız bir şey yok ama başkan yani kesin imza almadan bir şey söylemek istemiyor. Evet. Yasin'in menajeri anlaştık diyor. Muhtemelen yarın İnşallah diye gelecek. Bekliyoruz. Bugün bekleniyordu. Golcü isimleri var işte. Cisse, Dumbia. Dumbia var. Varis kanatta düşündüğü teknik eğitimli oyuncu. Mossoro mesela Başakşehir'de orada Emre Akbaba'nın transferi Başakşehir'e gerçekleşti mi bilmiyorum. Orada zaten çok yılma var ya. Onlar bir şekilde Mossoro'yu gönderdiler. Mossoro ile de Mossoro da gelmek için haber de gönderiyormuş. Yani çok normal çünkü oynama şansı zayıf. Çünkü İrfan evet. Can Kahveci de orada çok ön plana çıktı. Evet. Soner'i aldılar. Arda var, Emre var. Yani üst düzey oyuncular orada da. Yani bu anlamda bence Mossoro gelsin bize katkı koyar. Yani Mossoro hem agresif. Mesela Ertuğrul nasıl agresif diyoruz. Mesela Mossoro da bana öyle çok agresif. Yani yenilgiyi kabul etmeyen bir oyuncu. Aslında tam böyle bizim aradığımız tarzda bir oyuncu. Evet, aynı zamanda şehrin beklentilerini karşılayabileceğini de düşünüyorum ben Mossoro'nun. Yani? Özellikle o bölgede yani takımın genelinde. O bölgede şehrin beklentilerini karşılayabileceğini düşünüyorum. Çünkü göze hoş gelen de estetik futbolda oynuyor. Hızlı oyuncu. Zaman yani. Zaman da böyle bir driblingleriyle ön planda. Umarım olur. Onun da gelmesini çok isterim. Ben de sosyal medyadan duymuştum şimdi sizlere de teyit edildi. Yani Altuğ'yla bir aydır görüşüyorlarmış. Yasin var işte. Yasin zaten yani Yasin tarzı oyuncular Türkiye Ligi'nde zaten sayılı oran. Yani şimdi Yasin, Volkan, evet. Şen üçüncü adamı sayamazsın mesela. Hızlı direkt kaleye gidecek oyuncu tarzı söylüyorum. Volkan da gündeme geldi gitti ama Yasin mesela anlaşıldı deniyor işte. Hatta bu akşam itmana çıkacak dediler yani o derece. Ama bugün hiç kimseden haber almıyor. O çok ilginç. İnşallah yarına gelir. Yani inşallah bir aksilik çıkmaz yani. Çıkarsa sıkıntı yani olur ama inşallah çıkmaz. Şöyle rivayetler bile var. Adam Bursa'da geziyormuş Yasin. Gerçi ne yapıyor? İki saatte bir yolda yani bir şey olmaz. Çıksın da bir yani kalite, ya takımda da bir kalite artsın diyor. Yani sıkıntı bence orada oran. Yani kalecilerimiz müthiş. İşte stoperler çok iyi. Bekler işte Muhammed evet. Oturdu, Barış var orada, solda Aziz Bey hiç var. Çok formda evet. Geldi. Ön tarafta Banci, Şehu bak çok büyük katkı koydular. Aytaç da mesela iyi geldi yani. İşte bir Mossoro önüne sol tarafa Yasin'i koysan takımın şeyi otomatikman değişecek. Herkese moral de gelecek zaten. Yani şimdi takım savunmayı yapıyor ama ileride çoğalamıyoruz. Sıkıntımız evet, orada abi, bence. Bu konuda çok güzel bir yere değindin abi. Özellikle futbolcu grubunun kafasındaki en büyük problemlerden biri de bu takımın ne tür bir takım oluşacak, nereye doğru gideceğiz gibi düşüncelerdi. Ama sanırım onu ciddi bir hızla yönetimimiz de hızlandırdı o işi. Bizim de aslında her futbolcuyu iyi kurulan tabii bir ekiple oynamak ister. Futbolcuların kafasında da bu tarz ister istemez yemek masalarında ve odalarda konuşuluyor. Hı. Bu durumda var tabii. Dediğim gibi bir an önce kurulması hepimiz için daha futbol hayırlı. Zaten çok basit yani. Yapacağın 3 hamleyle belki de kafaya oynayabilirsin. Evet, yani. Kesinlikle öyle. O zaman sizin işte senin hayali, Muhammed'in hayali gerçek olabilir. Çok normal. Evet, çünkü çok uzak değil. Ya niye 8 tane oyuncu sayabiliyoruz? Yerinde 3 tane oyuncu sayabiliriz. Tek işte sola sağa santrafora. İşin rengi değişebilir otomatikman bugün yani. Bugün bir de şöyle bir durum dikkatimi çekti. Masörümüz Erol abi vardır bilirsiniz. Veya daha oradaki şampiyonluk döneminde olan ekip. O şampiyon olan ekip için sizler veya evet, daha taraftarımız şampiyon olmadan önce kimse şey dedim ya bu takım tabii şampiyon olur falan. İyi başlarsın iyi diyorsun yani. Ya mesela sezon başı kampları da böyle çok tatsız tutsuz geçtiği de söyleniyor aslında. Ardına bir iyi başladı derken bir uyum yakalandı. Galibiyetler geldi derken şampiyonluk geldi. O yüzden olmayacak diye bir şey yok. Anlık şu anki dönemleri şey yaparak bu kulübün başarısız olacak veya çok başarılı olacak diye düşünmemize şu anda erken bence. Bir sezona başlayalım, bir görelim. Ya bence de ikincisi de şu, futbolcu yani hepiniz için geçerli. Biraz kafanızın da rahat olması gerekiyor. Bunu her anlamda. Futbolcu, çünkü Samet Hoca'nın en büyük söylemi o. Belki sizinle de konuşurken öyle. Bizim en büyük önceliğimiz futbolcu kardeşlerimizin kafalarının rahat olması. Onu da sağladı. Diyaloğuyla. Yani. Bize yaklaşımıyla aslında. Şu kısa dönemde
biraz daha olsun onu sağladı. Bu konuda çok net ifademi kullanabilirim yani. İkili ilişkisi, futbolcularla diyaloğu. Bakıyorsunuz abi, siz de dikkatinizi çekmişsiniz. Hep sürekli antrenmanlarımızı takip ediyorsunuz. Yani antrenmanlarda gülüyoruz, neşeliyiz, evet. Keyfimiz yerinde. Aslında bu önemli olan da bu. Keyif alarak yapmaya başladık işimizi. Geçen seneyi artık bir kenara bıraktık. Ondan önceki seneyi bir kenara bıraktık. Şu anda sadece bu yıla odaklanmış. Takımımızın başarısına odaklanmış bir oyuncu topluluğu var. Dediğim gibi ufak tefek pürüzler. İşte oyuncular gelecek mi gidecek mi? Tabii isterseniz bunlar konuşuluyor. Ama tabii bir önce halledilirse hepimiz için daha... Ya şimdi yarın 3'ten transfer aynı anda gelse şu an belki de her şey güllük güzel evet, olacak. Mutlaka yani, mutlaka. Farklı bir şey konuşuyor olabiliriz yani. Ya bir de şu var, ben evet Allah korudu Bursa Spor küme düşmedi ama ben bir dip yaptığını düşünüyorum Bursa Spor'un. Yani bu son sezonda bir dip yaptı. Artık bunun bir çıkışı olmalı. Kesinlikle. Hani ben onu şey diye görüyorum, hani oku biraz daha hep derler ya. Evet. Oku biraz daha ileri atmak için bir geri gelmen gerekiyor. Hani bunu buna yormak istiyorum açıkçası. Sakatlıktır yani, az önce sakatlık dediğin orada soracaktım. Ya her sene, her hafta, her idmanda hemen hemen bir sakat vermeye başlamıştık. Yani bunun nedeni zemin mi? Ya, yoksa antrenmanlar mı sert geçiyordu? Zemin mi? Aslında zeminin çok büyük bir etken olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene ister istemez antrenmanlarda tabii tempolu antrenmanlarımız da oluyordu. Biraz o dönemki yardımcı antrenörümüz biraz... Biliyorsunuz Giovanni hiç acımasızdı. Yani kimseye tabii mal etmiyorum olayları. Tabii hepsi şanslı. Ama nereden baksan her hafta her 6-7 sakat var mı? Aynen. Yani. O bizi tabii çok kuvvetlendirdi. Çok bize emeği etkisi çok büyüktür Giovanni. Onu ayırtıyorum. Hoş, espri olsun diye söylüyorum. Ama bir şanssızlık yaşadık tabii. Kasığından, adalesinden, farklı yerlerinden sürekli sakatlanan oyuncular oldu. Aynı sakatlığı çok uzun süren oyuncular oldu. Tabii bu da bize bir çıkma soktu ki ben aslında şunu geçen yılki düşüşümüzü ona da yoruyorum biraz. Çok iyi bir form yakalamışken, 8 maç hiç yenilmemişken bir anda Cires Kemal'in sakatlığı oldu. Ekong bir gitti geldi, Boddu derken falan böyle bir orada bir cezalı oyuncular oldu falan derken öyle bir düşüşe yakaladık. Aslında bunun sebeplerinden birisi de o da olabilir yani. O ivmeyi kaybettikten sonra bir daha toparlayamamamız, onu düşünmemiz gerekiyor yani. Hocamızla konuştuğumuzda zaten buraya geldiğinde şöyle bir diyalog geçti aramızda. Tamam, her takım kötü gidebilir. Her takım kötü de oynayabilir. Ama bu kadar uzun süre kötü oynayamaz dedi hocamız. Bu da çok doğru. Ben de aynı şeye katılıyorum. Biz kazansak bile dönem dönem hani iyi oynadığımız dönemin dışında kazansak bile dönem dönem atıyorum böyle 10 hafta kötü oynuyoruz. Evet. İşte 5 hafta kötü oynuyoruz falan. Bunu en minimuma indirirsek sanırım bu problemi çözmek adına büyük bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum takımca. Evet, teşekkür ediyoruz Bircan. Herhalde sonuna geldik. Vallahi anlamadık ya Ertuğrul bizden. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Başarılar diliyoruz. Umarım hayallerine, ideallerine ulaşırsın. Ama önce Bursaspor'un da dediğin gibi tekrar o Avrupa Kupalarına şampiyonlar koşan bir takım hüviyetinde hepimiz tekrar yaşarız. İnşallah. O güzel günler. İnşallah. Yakındır diyelim. Yakındır. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, spor masasının sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Bursaspor'un milli oyuncusu Ertuğrul Ersoy'du. Çok keyifli bir programdı. Bizim Afyon'daki Bursaspor'u takip edeceğiz. Yarın biliyorsunuz Bursaspor kamptaki 4. hazırlık maçını Ümraniyespor'la oynayacak. Maçın tekrarını yarın akşam 23.45'ten Olay TV'den izleyebilirsiniz. Spor masasının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine önemli konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle.